Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İniyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün de size sıralı bir modelin nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Modelimden şöyle iki tane gül çıkardım arkadaşlar sizler için. Bu şekilde çok zarif bir model. Gördüğünüz gibi bu tür zincir modellerini çok seviyorum arkadaşlar. Yapılışı da şimdi anlatacağız inşallah arkadaşlar. Evet. Yeşil kısmı için ikişer zincir çekerek tığ battılar hazırlıyoruz. İlk önce bu yeşil zincirden oluşan halkamızı yapacağız. Sonra da ikinci sıra olarak bu kirpikli trabzanlar yapacağız. Evet. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar ilk başlar gibi başlıyoruz modelimize. Tığ battığımızın içine sık iğne ile giriyoruz. Ve iki tane zincir çekiyorum. Bir, iki. Hemen yandaki tığ battıma girip bu şekilde bir sık iğne yapıyorum. Buraya. Yine aynı şekilde iki zincir çektim. İki tane tığ battı yaptım. 1 2 3 zincir bir defa tığımın başını doluyorum aynı tığ battıya girip 2 2 olarak aldım buraya bir trabzan yaptım bu şekilde yine 3 zincir bir defa tığımın başına doluyorum yaptığım bu trabzanımın arasına girip 2 iki, iki olarak aldım aynı şekilde ikinci trabzanımı yaptım buraya bir 2 3 zincir bir defa doladım. Yaptığım bu trabzan arama girip bu şekilde 2 iki alarak trabzan yaptım. İç içine zincir halkası yapıyoruz. 1 3 zincir bir defa doluyorum. Trabzanımın arasına giriyorum. 2 2 olarak aldım. 4 tane oldu. Yine 3 zincir bir defa doluyorum yaptığım trabzan halkama girip 2 2 olarak aldım 1 2 3 zincir bir defa doluyorum halkama arasına trabzanımın arasına girdim bu şekilde 2 2 alarak yeni bir trabzan yaptım 1 2 zincir bir defa tığın başını dolar tırabzan arasına girip 2 2 olarak aldım. Bu şekilde halkalarımızı çoğaltıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 ve 7 yaptık. Toplamda 9 tane yapacağız. Bir defa tığım başını doluyorum. Aynı tırabzan arasına girdim arkadaşlar. Yani en son yaptığım tırabzanımın arasına girip 2 2 aldım. 1 2 zincir, 3 zincir bir defa doladım. Trabzan arama girip 2 2 olarak aldım. Toplamda bu şekilde 9 tane zincir halkası yaptık. Şimdi buradan 5 tane tığ battı arası sayıyorum. 1 3 4 5 6'ncının içine bu şekilde kapatıyorum sık iğneyle. 1 2 zincir 2 zincirimi hemen tığ battıya kapattım. 1 2 zincir. 2 tane tığ battı yaptım bu araya. Evet arkadaşlar, bir tanesini yaptık bu şekilde. Şimdi ikincisini yapacağız aynı şekilde. Aynı şekilde 3 zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. 3 zincirimi çekiyorum. Aynı tığ battının içine 2 2 alarak bu şekilde bir zincir halkası yaptım. 1 2 3 zincir. Bir defa doluyorum. Arasına girdim. 2 2 olarak aldım. 1 2 3 zincir bir defa doladım. Trabzanımın arasına girip 2 2 olarak aldım. 3 tane oldu. 1 2 3 zincir bir defa dolayıp zincirin arasına girdim 2 2 olarak aldım 4 oldu 3 zincir bir defa doladım zincirin arasına girdim 2 2 olarak aldım 5 oldu 1 2 3 zincir bir defa doladım zincirin arasına girdim 2 2 olarak aldım 6 3 zincir bir defa doluyorum Tırabzanımın arasına giriyorum arkadaşlar. 2-2 alıyorum. 7 oldu. Yine aynı şekilde 3 zincir. Buradaki tığ battının arasına, tırabzanın arasına girip bu şekilde zincir yapıyorum. 3 zincir. Bir defa doluyorum. Girip halkamın, zincirimin, tırabzanımın arasına 2-2 alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane yaptık. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. tığ battımın içine bu şekilde girip kapatıyorum. 1, 2 zincir tığ battı yapıyorum. 1, 2 zincir tığ battı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bu şekilde tekrar yine 3 zincir çekip bu 9 tane iç içe geçen zincirlerimizden yapacağız bu şekilde devam edecek şimdi biz yeşil kısmına bitirelim arkadaşlar kırmızı şu üst kısmının kirpiklerini yapmaya geçelim İlk başlarken arkadaşlar iki tane tığ battı yapmıştık bir zincir çekiyoruz tığ battımıza sık iğne ile giriyoruz aynı şekilde yanındaki ikinci tığ battımıza da sık iğne ile giriyoruz bu şekilde bir defa tığımın başına doluyorum. Bu yaptığım zincir halkamın içine girip üçünü birden kapattım. Buraya bir sahte trabzan yapıyoruz. 4 zincir trabzanımın arasından girip bir tane kirpik yapıyorum. Bir defa doladım. Hemen sıradaki halkamın içine girip trabzan yaptım. 4 zincir kapatıyorum. Buraya hemen kirpik yapıyorum bir defa doladım yandaki zincirli halkama trabzan yaptım 4 zincir kapattım buraya bir defa doladım halkamın içine girip üçünü birden kapattım 4 zincir kapattım buraya şimdi burada 9 tane vardı arkadaşlar Dört tanesine kirpik yapıyoruz Beşincisinin içine girip 5.sini orta kabul ediyoruz. 4 bir tarafta, dört bir tarafta. 8 ortadakine üç tane kirpik yapacağız. 4 zincir kapattım. Bu birinci kirpiğimiz. Tığımızın başını doluyoruz. Üçünü birden 4 zincir kapatıyorum buraya. Bir defa doladım. Aynı 5. zincir halkasının içine girip üçünü birden alıyorum. 4 zincirimi çekip kapattım buraya kirpik olarak şimdi diğer 4 kalan 4 tane arkadaşlar bu zincirli yuvaya da girip üçünü birden kapatıp trabzan yapıyorum 4 zincir kapattım kirpik olarak bir defa doladım yuvaya girdim üçünü birden sahte trabzan eğer trabzanlarının uzun olmasını isteyenler arkadaşlar İki defa da alabilir. Böyle küçük trabzanlar, kirpikler çok hoşuma gittiği için ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi biraz uzun olmasını isteyenler iki iki alarak trabzan yapabilir. Bir defa doladım. Üçünü birden sonuncu bakın arkadaşlar. Sonuncu zincirimizin içine girip bu şekilde üçünü birden aldım şimdi bir zincir çekiyorum bitti Çünkü arkadaşlar buradaki iki tığ battımın içine gireceğim İlk tığ battımın içine bir zincirle sık iğne ile sıkı iğne yapıyorum ikinci tığ battımın içine de şu şekilde arkadaşlar girip bir tane de oraya sıkı iğne yapıyorum ve işimiz bu şekilde çok hoş oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi diğerini de aynı şekilde yapımına geçelim bunu biraz hızlı yapalım arkadaşlar. Nasıl olsa öbüründe yavaş bir şekilde anlatmak istediğimizi anlattık. 4 zincir trabzanıma kapatıyorum. Bir defa doladım. Sıradaki zincir halkama girip üçünü birden alıyorum. 4 zincir kirpiğimi kapattım. Bir defa doluyorum. Üçünü birden alıp trabzan yapıyorum. Şimdi bu trabzanımın tepesine kapattım. Tekrar tığımın başını dolayarak bu şekilde zincirini kapattım. Evet arkadaşlar dört tane oldu. Tam ortaya yani beşinciye geldik. Bir defa tığımın başını doluyorum. Hepsini birden arkadaş üçünü birden kapattım. Bu birinci kirpi. Tekrar tığın başını doladım. Üçünü birden alıp trabzanımın arasına kirpiğimi kapatıyorum. Evet, Bu üçüncü kirpiğim buraya. Dört zincir çekip tomurcuğunu da yaptım arkadaşlar. Bir defa doluyorum. Sıradaki yuvaya üçünü birden dört zincir trabzanımı kapatıyorum. Sıradaki 4 zincir. Bir defa doladım. 1, 2, 3 ve 4. Ve sıradaki sonuncu yuvama da bir trabzan yaptım. 4 zincir ve trabzanımın arasından girip kirpimi yaptım. Bir zincirimi çekip hemen tığ battığımın için arkadaşlar sık iğne olarak girdim yanındaki ikinci tığ battıma da sık iğne olarak giriyorum ve bir defa dolayıp iki pardon üçünü birden alıyorum arkadaşlar size iki tanesini bir alabilirsiniz dedim beynim öyle kodladı galiba bir defa doladım üçünü birden alıyorum dört zincir kapatıyorum evet arkadaşlar halka halka çok hoş oluyor bir defa doladım. Üçüncüye 1, 2, 3, 4 zincir 4 4 zincirimi kapattım kirpik olarak. 4. halkamın içine de girip trabzanımı yapıyorum. 4 zincirimi çekip kapattım. Evet. 4 tane kirpiğim yine oldu arkadaşlar. Yine tam 5. zincir halkasına geldik. Yani tam ortasına geldik. Şimdi 3 tane kirpiğimizi yapalım. Bir defa tığın başına doluyorum. Beşinci halkama girip üçünü birden kapatıp bir trabzan yapıyorum. Dört zincir. Bir defa doluyorum. Yuvaya girip üçünü birden kapatıp bu şekilde trabzan yapıyorum. Bir defa doladım. Beşinciye üç tane kirpik yapıyorum. Dört zincir kirpik olarak kapattım. Bir defa tığın başına doluyorum. Hemen sıradaki 3 kirpik olunca sıradakine giriyorum. 4 zincir. Kapattım bu şekilde. Bir defa doluyorum. Sıradaki zincir halkama bir trabzan yapıp üzerine 4 zincir çekiyorum. Ve trabzanıma kapattım. Bu şekilde iki tanesini daha yapalım arkadaşlar. Böyle izanımız okunuyor. Bir defa doladım. 1, 2, 3, 4 zincir kapattım kirpik olarak. Bu son iki tane tığ battı kalmıştı arkadaşlar. Onlara da ilkinde bir zincir çekerek iniyorum. Diğerini hiç zincir çekmeden sık iğne yapıyorum. Sonra bitirmek için de bir tane zincir çekip ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi sıralı çıtı bıtı. Çok zarif bir model oldu. Çok da hoş duruyor. Kalıp gibi duruyor ütüsüz olduğu halde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.